Merhaba sevgili dostlarım, 500 Stilke ekranına hoş geldiniz. Komşuların bu videoda günlük işlerimizi yapacağız. Biliyorsunuz uzun süredir günlük işler videosu gelmiyordu. Ağılımız ne durumda, ambarımız ne durumda, ekinlerimiz, ürünlerimiz ne durumda? Hep birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ben günlük işlere başlarken evvela hayvanlardan başlıyorum. Hayvanları önce bir karnını doyuruyorum. Ondan sonra makinalara girişiyorum. Hazırsanız başlayalım. Keyifli seyirler. Şimdi havucumuz bizim. Çok güzel. Bak yine iki tane kazık, bir tane çivi, bir tane TNT verdi. Çok güzel. İyi verdi yani. Hemen şöyle hayvanları besleyelim. Elimizde fazla havuç kalmamış. Elimizde fazla havuç kalmamış. Umarım diğerlerinden vardır. Bir tane levha verdi. Çok iyi. O kalas verdi direkt. Buraya balık mı verelim? Çilek verelim biraz da. Hemen bunu da çanlandır. Aa bak pastırmamız yokmuş. Pastırmamız yok. Hemen toplayalım bunları. Pastırma yememiz var mı? Onun bir kontrolünü sağlayalım. Yok hep tavuk var makinalarda. Tamam. Hemen şuraya bir e, soya fasulyemiz yok. Dur. Onlara geleceğiz. Bir saniye. Onlara geleceğiz. Acelemiz yok. Bak hayvanlar öyle bir acıkmış ki ben daha düdüğe çalmadan hemen geldiler. Sikleri topla bant geldi çok güzel. TNT diyorum, dinamit kalas geldi çok güzel. Hayvanlardan çok güzel veriyor ya. Bak. Bir tane süt yetmedi. Çivi geldi çok güzel. Buraya buraya artık bunu vereceğiz. Havucu ver, canlandır. Bant geldi çok güzel. Peki havuç, havuç kalmamış. Tamam havucu artık reklamlardan alırız. Çok da sıkışırsak yan oyunlardan alırız. Şimdi şöyle bir makinalara girişmeden tarlayı toplayalım önce bir. Bir tarlayı tedarik edelim, düzenleyelim. Kalas geldi, çok güzel. Şimdi efendim, bizim havucumuz yok, havucu alacağız. Şöyle bir tarlaya girişmeden bir reklam geçsek nasıl olur? Havuç var mı buralarda? Zaten var ya reklam da öyle bir şey ki hani nerede böyle şey var? Bizde ürün eksik. Onları göstermiyor arkadaş. Onları göstermiyor. Sizde de aynıdır. 15, 18, 19, 20. Tamam. Hemen burada bir esmer şeker yapalım. Şimdi elimizdeki ürünler olduğu kadarıyla makinalarımızı çalıştıracağız. Zaten ben makinaları çalıştırmıştım. Yine duruyor. Bir kısmı daha uzun süreliler hala da çalışıyor. Üretim aşamasında. Hemen şöyle toplayalım. Bakalım burada ne var. Tamam çok güzel. Elimizde baya bir cevher varmış. Cevherleri artık elimizdekileri satacağız. Bundan da iki tane buraya at. İki tane de demir at. Tamam. Bu, bu çalışıyor. Kurabiyeleri toplayalım hemen. Ee, yumurta. <laughs> tamam. Önce bir ekmek yapalım. Akabinde mısır ekmeğini yaparız. Ee, şu mouse'u bir kaldıralım. Evet. Burada biberli mısır yapalım. Makinalara ürün atarken oyuna yeni başlayan arkadaşlar için bunu tekrar ediyorum. Bilenleriniz zaten biliyor. Ben içeriklerde bahsediyorum böyle ayrıntılarda. Makinaları çalıştırırken evvela temel ürünlere özen gösterin. Çünkü temel ürün ne kadar elinizde olursa o kadar makinalar sağlıklı çalışır. Bak mesela ben de tereyağı kalmamış. Yumurta zaten iki tane var. Hani iki tane kırsak bana yetmez. Bırak bir de makinaları yani. İki tane bundan elma yok. Bak. Keçi peyniri de yok. Bir tane bundan at. Tamam. Olduğu kadar. Elimizdeki ürünlerden olduğu kadarını atacağız makinalara. Şimdi şöyle ikinci göze bakalım. Dokuz tane. Dört tane. Bak. Ha, bak portakal yokmuş. At bundan. Tamam. Şimdi. Makine çalıştırmayı çok seviyorum gerçekten. Tabi biliyorsunuz elimde ürün oldukça. Elimde ürün oldukça seviyorum. Onu da oraya attık. Şapkalarımızı toplayalım efendim. Şapkalar önemli. Şapkalar önemli. 14. 15 olsun bu. Bu da bir 15 olsun. Zaten benim şu an ağıl kapasitesine göre toplayabileceğim maksimum sayı 15-20 arası. O bile aslında yetmiyor fakat o şekilde topluyorum. Bir an önce de ağılı geliştirmeye bakıyorum. Genişletme izinlerimiz varken araziye yüklendik. Habire arazi stokladık. Güzel de küçük bahçemizi kırdık. Orada baya bir alan açtık. Fakat şimdi o mesela arazi günlük limit arazi alırken aynı zamanda parça parça ambarda alıyordum. Çünkü ambar kapasitemizi de biliyorsunuz yani. Birazdan yine görürsünüz. Görme, bilmeyenler görürler. Sayımız çok kötüydü yani ambarda. Ambara da biraz yüklendik. Ambarımızı da biraz arttırdık. Şuradan bir 9. Gönder usta bundan gönder. 48 tane kaldı önemli değil. En son zaten elimizde ne kaldı ne, ne yok. Hangisi az onları tarlaya ekeceğiz. Hemen direkt tarlayı ekersek makine çalıştıramayız. Şundan bir tane buraya gönder. Burada 9 tane var. Gönder. Tamam dur. 4 tane krama şimdilik elimizde kalsın. Onları da diğer makinalarda değerlendiririz. Hemen şöyle bir yeşil buzlu içecek, salatalı buzlu içecek. bal yokmuş. Bal neden yok? Bal. Hemen 31 tane petek varmış. Arkadaş bunları gönder. Bunları gönder. Şunlara bir yardım açalım. Bakalım. Gelen olur mu? Gelen olursa da videoda kendi ismini okur. Bakalım. Şimdi şöyle bir. Burada ben zaten fazla bir şey yapmıyorum. Battaniye zaten yapmıyorum. Battaniye bende haddinden fazla var. Yaparsam diğerlerinden yapıyorum. Yaparsam diğerlerinden. Bunları buraya attık. Çok güzel. Tamam hemen alt sıraya geçelim. Alt sırada bunlar var. Heh, sağlı sağ tatlı buzlu içecekte kalmıştık. 6 tane. Bak erik yokmuş mesela elimizde. 10, 11, 12. Bir tane daha tamam. Domates sularını toplayalım. Bak mesela yeni başlayan arkadaşlar. Şu dişne suyu, domates suyu, elma suyu bunlara özen göstersinler. Havuç suyu fazla kullanılmıyor ama kamyon gönderirken yüksek sayı istiyor havuç. havuç. Tabi yine sizin seviyenize göre ister. Seviye ilerledikçe artık 10, 20 o sayı aralarında değişiyor sayılar. Balımız yok. Çayımız 48 tane var. Şimdi çay yapmadan önce şuraya bakalım. Bak portakal yok diye onu da yapamıyormuşuz. O zaman şöyle bir 11 elma yok. 12 bal yok. 6 süt yok. Oho süt 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 süt. Süt var. 15 tane sütümüz var. Hemen şöyle bir sütleri toplamaya gidelim. Tamam. Ee, bir tane inek yemi vardı. Nerede o? Hemen almışız. Hemen bunları da böyle bir besleyelim. Şimdi inek yemi. Tarlamızı toparladığımız için artık rahat bir şekilde yapabiliriz. Buradan da havuç yapamıyoruz. Havucumuz yoktu. Tamam. İnek yemine yüklen. İnek yemine yükle. Nerede kaldık usta? Şöyle bir espresso'nun olduğu yere doğru bir gidelim. Burada pek bir şey yapamıyoruz. Çünkü kahve çekirdeğimiz yok. Kahve çekirdeği olsaydı o makineyi de boş bırakmazdık. Burada pek bir şey yapasım gelmiyor ama makine çalışsın diye şöyle bir iki tane atalım mı yani makine çalışsın. Bir de işte biliyorsunuz makineler çalıştıkça onlar belli bir sayı yaptığında birinci ve ikinci ve üçüncü yıldız olarak makine gelişiyor hem daha fazla tp hem daha hızlı üretim hem de daha fazla kamyonda tp veriyor bu şekilde 10 e, tane bundan var Tamam dur 10 tane yapalım 1 2 3 4 5 Evet yumurtamız yok e, yumurtaya bir saniye şöyle bir makinalara pas geçmeden Reklamı bir gezelim. Yumurta görürsek alırız. Görmezsek de canımız sağ olsun. Pastırma iki tane. Affetme. O kremi bak. Gördün mü? Pastırma diye girdik. Bayağı bir aldık parça parça. Mısır ekmeğinin olduğu yerde yumurta varmış. Şimdi genellikle reklam gezerken şöyle bir şey var. Mesela ben reklam gezdim. Gözümün önünde yumurta gözükmedi. Fakat yumurtanın çıkabileceği alanlar var. Mesela kişi pastırma satmış. Pastırmanın olduğu yerde yumurta satma oranı yüksek. Mısır ekmeği satmış. Bunu bir şey demiyorum. Bu tamamen şans eseri. Mısırla alakalı bir durum yok. Tamamen şans, şans eseri. Bak mesela pastırmalı omlet. Bunun olduğu yerde yumurta da kesin vardır. Bunda yok. Çünkü niye? Şöyle bir şey var. Bak mesela yün. Yünün olduğu yerde de mesela yumurta oluyor. Bak bunda da yok. Dikkat edin olur. Allah limit. 3 tane limit gitti. Üç tane limit gitti ya. Pastırmalı omlet. Bak burada yün var. Çünkü niye? Kişi bu ürünleri satarken refleks olarak yündür, keçi sütüdür, yumurtadır. Bunları da satıyor. Bunları da yani refleks olarak direkt oraya gidiyor. Yumurtayı bulamadık. İki dakika sonra tekrardan bakarız oraya. Şimdi. Hmm. Ahududu niye yok? Ahududumuz var. Toplayalım. Şöyle biraz toplayalım ahududulardan. 3. Ee, Şöyle bir 3 tane atalım. 2 tane de bundan at. Yenileri gelsin. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bir tanesini yapıyorsun. Onunla gidip diğerini yapıyorsun. Hepsi birbiriyle bağlantılı usta. Şimdi şöyle şunu da çalıştıralım. Soğan kalmamıştır. Soğanı kullanmayalım. O bir tane soğan var ya veli nimet. Onu her türlü değerlendiririz. Havuç, havucu pek umursamadım çünkü havuç reklamda çıkıyor yani. Çıkmasa bile diğer oyunlarda var. Ama soğan sıkıntılı. Ee, havuç yok diye oraya veremedik. Tamam. Orayı da bu şekilde çalıştırdık. Hemen şöyle bir pastırma yok. Tamam. Bundan yapalım. Bunlardan yapıp yapıp reklam verebilirsiniz. Mesela diyelim ki çok zor satılan ürün satacaksınız. Bunlar açıksa bunları satın, reklam verin. Diğerlere de o şekilde sürekli ziyaretçi gele gele alan oluyor elbet, ihtiyacı olan oluyor. 17 18 19 20 bir, iki tane bundan atamadık. Ahududu yok. Tamam bir saniye. Ahududumuz artık var. Şöyle toplayalım ahududularımızı. Bunlar da sulamalık. Ben bunları saklıyorum. Derdiyle alakalı açıyorum. Ufak tefek böyle arı çalıdır. Arı çiçeğidir. Bunları açıyorum da diğerlerini bu şekilde bırakıyorum burada. Derbi de lazım oluyor. Şimdi geldik buraya. Ahududu reçeline yüklen. Hemen burada ne var? 11 adet bundan var. Hemen şöyle bir yaptık. Başka soğanı kullanmayacağız. Bir tane bundan yapalım. Evet donutlar. Donutlara girişemiyoruz. Makarna. Makarna da ne yapabiliriz? 9, 5, 3 soğan istiyor. dur. Keçi üstü istiyor. Tamam. Neyse. O kadar şey önemli değil yani. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet. Bütün makinalarımızı çalıştırabildiğimiz kadar elimdeki, elimizdeki imkanlarla çalıştırdık. Şimdi 8 tane buğday kaldı. Bak az önce bunlardan çok fazla vardı. 10 tane mesela soya kalmış. Hemen bunları böyle ekelim bunlardan yenileri gelecek. Ee, başka başka başka. Domatese şimdi buradan girişmeyeceğim. Domatese diğer oyundan girişiriz. Domatese buradan değil. Hemen bunu da buraya ekelim. Pirinç. Ona da şimdi girişiz. Pirinç gel buraya. Hemen şöyle bir ekelim bunu da buraya niye böyle bozuk oldu bir dahakinde çay içeriz bir dahakinde çay içeriz şimdi geldik cadde üzeri dükkana bu neymiş bunları bir sil hepsini iki tanesini pas geçtik yenileri gelsin şimdi bu neymiş? Selam 500 sirke. Dünya etkinliğine katılan herkese teşekkürler. Bunu hep birlikte başardık ve oldukça başarılı olduk. Lütfen bu ödülü yaptığın katkılar için bir teşekkür olarak kabul et. Hmm. Peki o zaman. Ben teşekkür ederim efendim. 10 tane elmas geldi. Şimdi geldik buraya. Şöyle bir cevherlerimizi satalım. Bunları bir elimizden çıkaralım. Ağılda bir yer açılsın ağılda. 30 küsürat tavuk yemi var. Şimdi arama kısmından da direkt böyle cev mesela yazdığınız zaman direkt çıkar. Ama e, kömür çıkmaz bilginiz olsun. Kömürü ayrıyeten yazmanız gerekiyor. Hemen şöyle Arkadaşım biri senden nasıl bu kadar yani 3 milyon para var diye sormuş yorumda. Ee, arkadaşım 3 milyon yani çalışarak makinalardaki ürünleri toplayıp satarak tedarik ediyoruz. Bir de bizde fazla oyun var. Oyun kapasitesi de fazla bizde. Oradan buradan geliyor, aktarılıyor yani. Ama sizin de olur zamanla. 3 milyon ne ki? Sen 73 leveldeki oyunu gör. 500 milyon. Cevherde reklam verirken özellikle kömüre veriyorum. Çünkü kömür daha zor satıldığı için sizler de bu şekilde yaparak diğer cevherlerin daha kolay satılmasını sağlayabilirsiniz. Çayımızı yudumlayalım. Evet. evet. Şimdi tekne bize puzzle veriyor. Puzzle önemli. Geçen videoda küçük yavru Zebra'yı yakaladık, tasmasını da taktık, sonra tasmasını çıkardık, bizim çiftliğe saldık. Bana bu genişletme izni bir tane verdi, bir daha vermedi. Burada şu an genişletme iznim iki tane var. Henüz daha limit almadım, limiti artık videonun dışında alırım. Şimdi sizlerle birlikte şöyle bir ağılımızı büyütelim. Ağıl kapasitemiz 4950'den 5000'e yükseldi. Efendim hayırlı olsun. Ağıl kapasitemizi 5000 yaptı. Çok güzel. Ambar kapasitemiz de 3400. Gayet iyi. Gayet iyi. Ha seviyemize göre iyi mi? Değil. Seviyemize göre iyi değil. Fakat şu an iyi yani. Şu an iyi. Evet, sulamaya gelen giden yok. Bir mahalle isteği yapalım. Hmm. Kalas. 3 tane kalas iste. Ben bu bu ay almadım puzzle'ı. şeyi puzzle diyorum. Farm pass'ı almadım bu ay. Bu ay gerek duymadım almaya. Bu dekor yani hoşuma gitmedi. Almak, almak da istemedim. Alsaydım level atlardım. 53 level doldurdum ama almadım. Önümüzdeki ay duruma göre bakarız. Önümüzdeki ay duruma göre bakarız. Bu arada bilginiz olsun. Ben daha dokunmadım. Sizlerle birlikte dokunacağım. Birden son kutuya kadar. E, paketlere kadar. Sizlerin de eğer bilgisi yoksa buraya yani odaklansın. Ayın e, 29'una kadar mı? Aynen. 29'una kadar e, süresi var. 29'du galiba. İki hafta bir süre vermişti. Şöyle bakalım bir. Daha bir hafta olmadı alalı. Dört burada. Ee, sekiz burada. Yanlış hatırlatmış. Yani yanlış hesap olmasın. Hatta dur toplayalım biz sizlerle birlikte burada. Bir. Beş elmas verdi. Bak şimdi kuşkuya düştüm yani. Ayın on dokuzu mudu? Yirmi dokuzu mudu? Bugün ayın 20'si Dur bakayım bir. Henüz daha gece 3 olmadı. Ne olur ne olmaz. 4 numara çit verdi. 3 numara onu verdi. Çünkü kutu kut sayısı da fazla yok. Ha bak daha gelmemiş. Tamam tamam daha varmış. Tamam neyse. Artık bunun böyle parça parça sizlerle birlikte açmış oldu. 2 tane puzzle verdi. Çok güzel. Tom kartı verdi. 8 ee, numara. Açamıyoruz. Tamam 8'i açamıyoruz. Ee, 7 numaralı kartımız neredeydi? Burada 7'yi açamıyoruz. Yani bir iki günüm kaldı. 16'sı mı da yoksa? Allah Allah. Neyse. Bu konuda e, sakın yani bu söylemlerime uymayın. Sizi yanlış yönlendirmiş, sevk etmiş olmayayım. Fakat sizler de dikkatli bir şekilde toplamaya çalışın. Her gün 3'ten sonra toplayın. 3'ten sonra biliyorsunuz Türkiye saatlerine göre sıfırlanıyor. Tamam. Buradan çıkabiliriz. Şimdi kim geldi bizim dikarımıza? Çok güzel. Hemen şöyle bir kömür yazalım bak. Az önce cevher yazdığımızda çıkmamıştı. Fakat şimdi kömür çıktı. Hemen şöyle bir kömüre doğru gidelim. Kare kay diye, kay kay ayım diye biri geldi, aldı bayağı. Tamam. O da şimdi yardım da yapmıştır. Yok daha yardım yapmamış. Tamam neyse. Şöyle bir tekrardan canlandıralım bakalım. ve bak bunlar uyuyorlar. Bak kazık verdi. Testere verdi. Şuna da sütünü verelim. Tamam. Magide ne var? Magide bir şey yok. Evet. İstasyona doğru bir gidelim bakalım ne var ne yok istasyonda. Şöyle bir bakalım hazır kısmına. Tamam orada bir şey yok. Şimdi usta sen bir sinemaya git. Lokantaya git. Lokantaya git. Sen de lokanta. Plaja git. Sinemaya git. Hey huy hay hu. Lokantaya git. Sinemaya git. Sipaya git. Bakkala git. Sinemaya git. Sinema. Sipa, lokanta, lokanta, sinema. Şimdi bunda e, hayvan gezme olduğu için bunu yapıyorum. Normalde 3 yıldızlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Fakat ben derbi odaklı oynadığım için onları şimdilik dokunmuyorum. Bak 74 tane buğday istiyor. Vay hayırsız vay. Hemen şunu ver, şunu ver. Şunu ver, şunu ver, şunu ver. Yam yun, yan yun. Şunu ver, şunu ver, şunu ver. Ver, usta ver. Affetme ver. Ver. Ee, buna veremiyoruz. Elma istiyor, havuç istiyor. Tam da var ya olmayanların ikisini istemiş. Onu artık e, buluruz. O zaman veririz. Tamam. Bunu da verdik. Şimdi barınak, barınak yemimiz yok. Bunları artık tedarik edince. Evet. Puzzle durumumuz ne durumda? 24'e kadar çıkmışız. Az kaldı. Gümüş sırtlı gorilli artık hayvanat bahçemize getireceğiz. Onu da oraya bir ev yapacağız. <laughs> Neymiş bu? Ha bize 5 tane depo vermişti. Şey çit, çit vermişti. Depoda duruyorlar. Onları sonra değerlendiririz. Evet. Efendim, günlük işler videomuz bu şekilde. Sizler de oyununuza girdiğiniz zaman ben bu günlük işlerde neler yapıyorsam sizler de onları yapın, onları gerçekleştirin. Oyun seviyeniz bu şekilde artar. Diğer türlü oyun seviyesi artmaz. Diğer türlü altın kazanamazsınız. Bu şekilde etkinliklere katılmaya çalışın. Bu arada yorumlar kısmında dekorum hakkında sizlerden yorum bekliyorum. Güzel yorumlarınızı okumak dileğiyle efendim bir sonraki farklı içerimizde görüşmek üzere sevgiyle kalın.